Videoya başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkes böyle bir yerde tatil yapar ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Amin. Hadi videomuza geçelim. Çok geç kaldım, çok geç kaldım. Baksanıza tüm memur arkadaşlarım sınav için hazırlığını yapıyor. Fakat ben daha yeni geliyorum karakola. Of! Merhaba memur arkadaşlarım, merhaba. Sınav daha başlamadı, öyle değil mi? Hayır dostum, sınav daha başlamadı. İçeriye gir ve sınavını ol. Şu anda başkomiserim memurlara bir şeyler öğretiyor. Git ve sen de öğren. Eğer başkomiser seni burada görürse yakar seni, yakar. Duydun mu beni? Duydum, duydum. Tamamdır memur arkadaşım, çok teşekkür ediyorum. Merhaba başkomiserim, merhaba. Sınav daha başlamadı, öyle değil mi? Hayır Mustafa, sınav başlamadı. Fakat sen neden bu kadar geç kaldın, öğrenebilir miyim? Baksana tüm memur arkadaşların sınav için hazırlığını yapmış. Hepsi de sıralarına geçmiş. Sen niye onlardan çok geç kaldın, söylesene bakalım. Kusura bakmayın başkomiserim. Fakat benim evimde bir ocağımda yemek vardı da onu kapatmayı unutmuştum da tekrar evime gitmek zorunda kalmıştım. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Demek bahanen bu Mustafa ha? Tamam, bu bahane. Niye kabul edebilirim galiba. Geç bakalım sırana. Beni dinle ve bu polis akademisi sınavından geçmen gerek. Yoksa polis memuru olamazsın. Pekala pekala. Sırama geçiyorum hemen. Polis memuru arkadaşlarım. Merhaba merhaba. Çok geç kalmadım öyle değil mi? Yok dostum, çok geç kalmadın da başkomiserim de yeni anlatmaya başlamıştı. Biliyor musun? Vallahi tam zamanında geldin. He. Tamamdır. Çok şanslıymışım. Başkomiserim sınavıma girebilirim. Hazırım, sırama geçtim ben de. Pekala Mustafa, pekala. Ama sınava geçmeden önce sizlere sorularım olacak. Soruları soracağım. Daha sonrasında sınava gireceksiniz. Pekala memur arkadaşlarım, herkes hazırsa ilk sorumuzu soruyorum. İlk sorumuzu Ekrem'e soracağım. Ekrem, ilk soru sana geliyor aslanım, hazırsan. İlk soru şu: yaşlı insanlara nasıl davranılır? A şıkkı, yaşlı insanlara güzel bir şekilde davranılır. B şıkkı ise yaşlı insanlara kötü davranılır. Söyle bakalım Ekrem, dinliyorum seni. Şimdi başkomiserim, yaşlı insanlara bence iyi davranılır. Sonuçta biz de şurada bir 30-40 yıl sonra biz de yaşlanacağız ve biz şimdi eğer ki iyi davranırsak şimdiki gençliğimize yaşlı insanlara nasıl davranılacağını gösterebiliriz. Ben yani A şıkkı demek istiyorum. Yaşlı insanlara güzel bir şekilde davranmalıyız. Aynen öyle Ekrem. İlk soruyu bildin. Tebrik ederim. Sana 10 puan verdim. Yaşasın, yaşasın başkomiserim. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Derslerime çok çalıştım, çok. Görünüşe bakılırsa gerçekten de çok çalışmışsın Ekrem. Her neyse, o halde ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzu da Mustafa'ya soracağım. Mustafa, sen derse geç kaldığın için ikinci soruyu sana soruyorum. Hazır mısın? Tabii ki de hazırım başkomiserim, sizi dinliyorum. Pekala Mustafa, hazır olduğuna göre sorumuzu soruyorum. İyi dinle beni şimdi. Bir banka soygunundasın diyelim. Banka soygununda 4 polis var, 4 hırsız var. Bu 4 hırsız 2 polisimizi yaraladı diyelim. 2 polisimiz yaralı olduğu için sizlere yardım edemiyor. Siz kaldınız 2 kişi. A şıkkı şu: siz 2 kişi olarak hırsızlara saldırmaya devam mı edersiniz? B şıkkı ise siz 2 kişi olarak 2 yaralı polisimize yardım mı etmeye çalışırsınız? 3. şık ise polis departmanından destek mi istersiniz? Bu soruyu iyi düşün. Seni dinliyorum Mustafa. Anladığım kadarıyla başkomiserim, hemen bu sorunun cevabını vermek istiyorum sizlere. Bu sorunun cevabı şu olması gerek: bir banka soygunu mevcut bu olayda, 4 polis 4 hırsız mevcut, 2 polis yaralanıyor zaten, kaldı geriye 2 polis. Bu 2 polisin ne yapacağını soruyorsunuz. Hemen bu sorunun cevabını veriyorum sizlere. 2 polisimiz zaten yaralı, bizler de hırsızlar olduğu için 2 polisimize yardım edemeyiz. İkinci şık ise polis departmanından yardım isteyebiliriz. Evet, sonuçta departmandan yardım istersek çoğalırız ve o 4 hırsızı yenebiliriz. Üçüncüsü ise hırsızlara biz saldıramayız. Sonuçta 2 polis 4 hırsıza nasıl karşı gelsin başkomiserim? Ben şıkkımı polis departmanından yardım isterim. Gelecek olan polis arkadaşlarım ile birlikte hırsızları yeneceğimi düşünüyorum ve yaralanan polis arkadaşlarımı da yardım edebileceğimi düşünüyorum. Üçüncü ve son şık: polis departmanından yardım isterim başkomiserim. Tebrik ederim Mustafa, bu soruyu çok güzel bir şekilde cevapladığın için. Sonuçta 2 polis olarak 4 hırsıza karşı gelemeyeceğinizden dolayı polis departmanından yardım isterdiniz. Gelecek olan polis arkadaşlarınıza bir olup hırsızları yenebilirdiniz. Helal olsun Mustafa. Artık sen bir polissin. Polis olmaya hak kazandın. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten mi başkomiserim? Gerçekten de polis mi oldum? A
artık ben de diğer polis arkadaşlarım gibi olaylara katılabilecek miyim? Aynen öyle Mustafa. Artık diğerleri gibi sen de savaşlara gidebileceksin. Hırsızları yenebileceksin. Göreyim seni Mustafa. Bugün senin ilk görevin olacak. Hazırsın değil mi buna? Tabii ki de hazırım başkomiserim. Tabii ki de hazırım. Yaşasın be yaşasın. Çok mutluyum ben. Çok mutluyum. Derslerimi çok çalıştığımı söylemiştim sizlere. Aynen öyle Mustafa. Gerçekten de bayağı çalışmışsın. Tebrik ederim seni. Her neyse. Arkadaşlar bugünkü polislik sınavımız bitmiştir. Artık bir dahaki polislik sınavımıza hepinizi bekliyor olacağım. Cüneyt evladım kaç kere anlatacağım sana. Bu köyde her gün her gün hırsızlık olayı oluyor diye ya. Kaç kere anlatacağım sana evladım. Haklısınız haklısınız. Köylü de şimdi size bu soruları soracağım ki ben de o hırsızı tarifini alacağım ve o hırsızı yakalamaya çalışacağım. Bakın tekrardan soruyorum. Bu hırsız kime benziyordu? Neye benziyordu? Lütfen söyleyin de çalındığın eşyaları bulmaya çalışalım biz de. Yaşanlar sinirlenmeye başladım. Bak sana diyorum ki bak polissin diye bir şey demiyorum. Bak Cüneyt hırsızın yüzünde maske vardı. Maske anlamıyormuşum beni. Maskesi olduğu için göremedim. Sadece şunu biliyorum. Benim elmaslarımı çaldı ve ormana doğru kaçtı. Lütfen bulun onu bulun. Tamamdır tamamdır. Bulmaya çalışacağız köylü. Hadi kendinize iyi bakın size. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Bu insanlar da polislere niye bu kadar kötü davranıyorsa. Her neyse. Bir başkomiserime durumu bildirmem gerek. Maksayınca her gün de her gün bu köylülerle papaz oluyoruz. Papaz oluyoruz ya. Adamın elmaşları çalınıyor. Hırsızı gördün mü diyorum. Gördüm diyor. Maskesi var diyor. Ben maskeli olan bir adamı nereden bulayım? Nereden bulayım? Her neyse. Her neyse. Bak gene sinirlenmeye başladım. Bu olayı başkomiserime aktarmam gerek. Başkomiserim. Ben köylülerden geliyorum da köylülerin bir vakası oldu. Lütfen bir yardımcı olun. Anlat bakalım Cüneyt. Seni dinliyorum. Ne vakasıymış bu? Aslında başkomiserim bir vaka da değil. Bu bir hırsızlık olayı. Hırsızlar köylülerin yerine gitmiş. Köylülerin elmaslarını çalmışlar ve daha sonrasında ormana doğru kaçmışlar. Köylüye soruyorum ki bu hırsızın neyi vardı? Silahlı mıydı? Elmaslarınızı mı çaldılar? Ne diye soruyorum. Adam da diyor ki bana maskeliydi diyor. Maskeliydi. Ormana doğru kaçtılar diyordu. Silahlılar da diyor. Fakat ben de bu kadar bilgiyle hırsızların izine sürmeye başladım. Şimdi başkomiserim size soruyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi Cüneyt bu hırsızı bulman gerek. Bak burada memur arkadaşlardan birisi polis olmayı hak kazandı. İsmi de Mustafa. Mustafa ile birlikte bu olayın izini süreceksiniz. Anladın mı beni? Tabii ki de başkomiserim gözünüzde çarkada kalmasın. Biz Mustafa ile birlikte bu olayı çözebileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi memur arkadaşlarım aranızdan hangisi Mustafa oluyor? Söylesin bakalım. Ben oluyorum Cüneyt komiserim. Ben oluyorum. Lütfen söyleyin. Ne yapmam gerek? Şimdi Mustafa sen öyle arkadan dönersen ben sana anlatamam. Hah tamamdır. Şimdi beni iyi dinle. Bir hırsızlık olayı mevcut. Bu hırsızlık olayını seninle birlikte çözeceğiz. Şimdi ne yapacaklarını anlatıyorum. Bak şimdi şurada bir tane sandık var. O sandıktan kendine göre bir silah alacaksın. Ben seni dışarıda bekleyeceğim tamam mı? Bu hırsızlık olayını çözmemiz gerek seninle birlikte. Pekala Cüneyt komiserim. Sizi anladım fakat bu arkadaşım habire bana bir şeyler anlatıyor. Sizi pek bir dinlememiş olabilirim ama tamamdır. Ben silahımı alıyorum geliyorum dışarıya. Hadi bakalım Mustafa. Güveniyorum sana güveniyorum. Başkomiserim biz Mustafa ile bu olayı çözeceğiz dediğim gibi. Gözünüz arkada kalmasın. Hadi bakalım aslanlarım. Hadi bakalım yiğitlerim. Sizi göreyim. Bu hırsızlık olayını çözebilirsiniz. Anlaşamıştır. Mustafa'ya güvenebilir misin ki Cüneyt? Sonuçta Mustafa habire arkasından dönüyordu. Beni de pek bir iyi dinleyemedi. Ama ben Mustafa'ya güveniyorum ya. Bu hırsızlık olayını çözebiliriz. Hadi bakalım Mustafa gelsin de artık şu olayı çözelim. Tamamdır Mustafa. Şimdi ise ilk olayına gideceksin. Hadi bakalım aslanım. Göreyim seni. Başkomiserim. Beni bir polis memuru olarak gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Pişman olmayacaksınız. Hadi bakalım Mustafa göreyim seni evladım. Cüneyt'i bekletme. Sandığını aç ve bir tane silah al. Cüneyt ile birlikte hırsızları yakalayabilirsiniz. Güveniyorum size. Pekala başkomiserim pekala. Gözünüz arkada kalmasın. Hemen şu sandıktan kendime göre bir silah alayım şöyle. Tamamdır. Bu silah tam bana göre. Şimdi ise o hırsızları yakalayabilirim. Cüneyt komiserim. Geldim. Hoş geldin Mustafa. Artık seninle birlikte hırsızları yakalayacağız tamam mı? Hazırsın değil mi? Silahını aldın değil mi? Evet Cüneyt komiserim silahımı aldım. Şimdi ne yapmamız gerek? Şimdi Mustafa seninle birlikte ilk olarak köye doğru gideceğiz. O köydeki vatandaşlara tekrar da söyleyeceğiz tamam mı? Bu hırsızlık olayında ne kadar çok eşya çalındı diye. Sonuçta çalınan eşyanın miktarını öğrenirsek ona göre hırsızları bulmamız daha da kolay olabilir. Haklısınız Cüneyt komiserim haklısınız. O zaman ilk olarak köye gidelim. Fakat köylülerin dediğine göre elmaslar çalındığına göre ormana doğru kaçtıysa ilk olarak ormana doğru gitmemiz gerekmiyor mu Cüneyt komiserim? Ha doğru Mustafa. Haklısın.
bilirsin. Sonuçta biz köylülerden öğrenmiştik değil mi? Elmasları çalınmışlar. Zaten tamam, ormana doğru gidelim. Ormanda bakalım Hicize'nin peşini. Tamamdır, gelin takip edin beni Cüneyt komiserim. Allah Allah ya, bu adamı da nasıl komiser yaptılarsa, baksanıza köylülerden öğrenmiş tüm bilgileri, fakat ormana doğru gitmek yerine hala köylüleri soralım diyor. Neyse Cüneyt komiserim, şimdi ne yapacağız? Ormana geldik. Bu ormanın derinliğine mi inmemiz gerekecek? Aynen öyle, aynen öyle Mustafa. Bu ormanın derinliğine ineceğiz. Derinliğinden hırsızları bulmaya çalışacağız. Bak, hırsızları tarif ediyorum sana. Hırsızlar maskeliymiş. Maskeli olan birisini görürsen hemen onu tutalım, tamam mı? Yakalayalım onu. Pekala pekala Cüneyt komiserim. Ama bak, burada ayak izleri var mı? Evet, burada Cüneyt komiserim ayak izleri var. Görmüş olduğunuz gibi ayak izleri buradan gidiyor. Galiba hırsızlar tam olarak buraya gitmiş görünüyor. Aynen öyle Mustafa. Ayak izlerini ben de fark ettim. Eğer buradan dümdüz o ileriye gidersek hırsızları yakalayabiliriz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olmayı ve bildirimi de açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video için sizler için 2 saat uğraştım. Lütfen emeğimin karşılığı için beğenmeyi unutmayın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şu anda da ekranda 2 tane videom çıkıyor arkadaşlar. Lütfen o 2 videomu da izlemeyi unutmayın. Polis vs Minecraft'ın da devam etmesi isteyenler de yorumlara devam etsin yazarlarsa Polis vs Minecraft'ın devamı gelecektir diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.